Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve Dolar Kuru Yorumu'na hoş geldiniz. Yorumuma başlamadan önce ne zaman ben bir yorum yapacak olsam hemen bir takım izleyicilerim geliyorlar, takipçilerim sağ olsunlar. Bundan da şikayetçi değilim. Hemen hocam altın ne olacak, gümüş ne olacak diye soruyorlar. Hemen yorumlara yazıyorlar. Yazmanıza gerek yok. Bugün içerisinde altın gümüş yorumu da yapacağım. Merak etmeyiniz. Bunu bir kere bir söyleyeyim. İkincisi, dolar yorumlarıma göstermiş olduğunuz ilgi ve güzel yorumlarınız için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten dolar yorumu yapmak stresli bir iş bu YouTube mecrasında. Çünkü ben şöyle bir ölçümleme yaptım. Ben herhangi bir yorum falan yaptığım zaman genelde %95 falan beğeniliyorum. Ama dolar düşecek dersem veya dolar çıkmayacak dersem %90 beğeniliyorum. Türkiye iyiye gidiyor dersem %85 beğeniliyorum. Yani Türkiye iyiye gidiyor demek %5 düşürüyor beni. Dolar düşecek veya sabit kalacak demek bir de artı %5 düşürüyor. Ve de yani çok hakaret de var. Çok işte kendini bilmez insanların böyle bir şeysi de var. Tenkitleri de oluyor. Her neyse. O yüzden yani çok da severek yaptığım bir iş değil ama sizlerden böyle güzel yorumlar geldiği zaman o zaman bir şey oluyor benim için, motivasyon oluyor. Çünkü bir takım insanların beyni yıkanmış adeta şey düşüncesinden yani dolar düşmez, düşmesi teklif dahi edilemez gibi böyle bir düşünceye kapılmış durumlar. Hayır, her şey artar, her şey düşer. Biz 5.47'den de alın demiştik çünkü oralar dipti. Bunu da söyledikten sonra şu anda bulunduğumuz yerlerin yani o 7.26'dan alın demiştim. Bayağı bir aşağı seviyeler olduğunu, düşük seviyeler olduğunu da düşünüyorum. Yani 7.35 falan zannedersem artık buralarda biraz taban oldu ya da belki 7.33 oralar biraz taban olmuş oldu dolar kurunda. Şöyle bir teknik analizde göre gelecek olsak bakın şu haftalıktaki RSI göstergemiz zaten bayağı düşük seviyelerde. Bunun altında çok az bir süre kaldı, bir hafta kaldı bir zaman var yakın geçmişimizde. Yani o da şurada işte oraya da çok yakınız. O da zaten bu 5.47 olduğu alın dediğimiz zaman 2019 Ağustos'uydu. Oraya çok yakın bir yerdeyiz. Yani bu 7.26'lar dip olmasa bile oraya çok yakın bir şey olabilir. O yüzden borcu olanlar buradan alsın demiştik. Şimdi wave trend osilatörümüze bakacak olursak orada biraz daha aşağı gidecek yer var gibi gözüküyor. Ama orada da asıl dip o biraz daha geç şey olduğu için asıl dip olduğu yerde falan zaten şöyleydi. Yani dolayısıyla o da artık size işte şurada gördüğünüz gibi bayağı bir dibe yakın bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Yani borç olanlar alsın derken iyi demişiz. Buradan dolar. Ha bu demek değildir ki burası dipse de buradan alacak başını gidecek. Bir süre yatay bir hareket olabilir de demiştim. Nitekim yatay bir hareketin içerisinde olduğumuzda görüyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir düşüş kanalı içerisindeyiz. Bu kanalın içerisine düşerken günlük grafikte sat vermiş göstergemiz yeniden fakat fazla bir düşüş olmamış ondan sonra. Yani her ne kadar ben burada işte bir taban oluşumu var diyorsam da tekrar bu 7.26 ihtimali de vardır ama daha düşük bir ihtimaldir belki şu anda. Şimdi şu 4 saatlikten bakacak olursak görüyorsunuz zaten yukarıda 7.50. Yukarıda 7.50, aşağıda da şuraya bir tane yatay atıp göstereyim size. 7.35. Bu ikisinin arasında sıkışan bir dolar kuru görüyoruz. Yükselmesi de yok. Şu RSI göstergesine bakacak olursanız orada da bu trendin düşüş içerisinde olduğunu, düşme eğilimi içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bunun yukarı kırılması gerekiyor ki bir yükseliş olsun. O bir yükseliş olması için de bu 7.50'nin üzerinde bir kapanış olması gerekiyor. Yani bir gün kapanması, ertesi günde yukarı yönlü hareketin devam etmesi gerekiyor. Bakın daha önceden de bir gün 4 saatlikte mesela üstüne kapanmış, geri gelmiş. O gün sonuna denk gelseydi o bir gün yukarıda kapatmış olacaktı. İşte şöyle bunun üzerinde o zaman 7.63 ya da 7.76 gibi şeyler söz konusu olabilir ama şu anda yataylık ve aşağı yön ağır basıyor.
Aşağı yönde de 7.35 desteği var ki oralara kadar gelip tekrar yukarı gidiyor. O destekte tutunamayacak olursa 7.26 desteği var ki o destekte de tutulmasını bekleriz. Neler olması gerekiyor? Temel açıdan bakacak olursak bu görünümü değiştirmek için bir kere yerli yatırımcı alıyor. Geçen hafta biraz ilk defa düşüş olmuş döviz mevduatlarında ama sürekli o bir haftalık şeye bakarak bir şey denemez. Sürekli alıyorlar, almaya devam edecekler. Daha da mı alacaklar? Zaten burasına kadar almış adam alacaktır ama bir yere kadar, ondan sonra paraları bitecek. Dışarıdan para gelmeye devam edecek mi? Evet, gelecek. Fed çok uzun bir süre paraları, yani faizleri düşük tutmaya devam edecek, para vermeye devam edecek. Dünyada para bollaştığı zaman biz de yabancı yatırımcının istediği şekilde burada ortamı sağladığımız zaman tabii ki bize de para gelmeye devam edecek. Faizler bizde peki düşecek mi? Hayır. Bizde de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı bilgisi paylaşıldı. Ben de zaten bana soran herkese yazdan evvel bir şey beklemeyin diyordum. İşte bu şartlar altında belki yaz sonundan evvel bir faizlerde indirim beklemeyin demek gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu ortam dolar kurunda artışın sınırlı kalabileceğini ama aşağı yönlü baskının daha fazla olabileceğini gösteriyor. Peki aşağı yönlü baskı olacaksa o zaman 7.26 kırılıp daha da aşağılara gitmez mi? İşte orada da Merkez Bankası'nın devreye girerek, şu ana kadar girmedi, rezervlerini doldurmasını bekliyoruz. Yani buralarda bir bant aralığında kalması daha muhtemel görünüyor bu temel verilere göre. Teknik olarak da öyle görünüyor. Bir fazla bir şey beklememek gerekiyor dolarda. Terste kaldım, bilmem ne yaptım diyen insanlar ne yapacak? Çok sabredip tekrar doların 8.5 olmasını mı bekleyeceksiniz? Yoksa buralardan başka bir alternatif yatırım araçları mı düşüneceksiniz? Onlar bana soruluyor. O konularda da artık sizin risk toleransınıza bağlı bir şey. Yeterince bir paranız falan varsa bir Eurobond alıp biraz daha mevduata göre fazla faiz almayı düşünebilirsiniz. Banka Eurobond'u alabilirsiniz mesela, işte İş Bankası, Vakıf Bank, Garanti Bankası vesaire gibi bunların Eurobond'larını alabilirsiniz. Hazinenin Eurobond'unu alsanız biraz daha düşük faiziniz oluyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun haricinde yapacağınız altın almak, gümüş almak, TL'ye dönmek falan hepsinin bir riski vardır kendi içerisinde. Böyle bir riski alıyorum diyorsanız o zaman diğer alternatif yatırımlara bakacaksınız ama bunun haricinde de yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani bu sene dolar kurunda çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Temel olarak, teknik olarak da şu önümüzdeki birkaç gün için belki fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ve bu durumda belki haftada bir dolar analizi de yapsak yeterli olacak. Çünkü işte yok %2 yukarı çıktı, yok %2 düştü, bunun analizini yapacağız da ne olacak? Millet sıkılır yani böyle bir şeyden. O yüzden biraz daha önümüzü görebilmek için netleşmesi gerekiyor görüntünün. Yani aşağı doğru biraz daha mı gidecek, yoksa buradan o 7.63-7.76 doğru bir hareket mi yapacak? Onun için biraz daha önümüzü görmemiz gerekiyor. Bundan başka iki şeye cevap vermek istiyorum. Bir tanesi işte dolar arttı, dolar arttı diye insanlar zam yaptılar. Bu zamlar şimdi geri alınmadı. Ne olacak? Şimdi bakınız, ben size zamlar geri alınacak falan diye bir şey söylemedim. Zamlar falan geri alınmayacak. Ancak bazı ithal mallarda düşük kurdan artık bu mallar ithal ediliyorsa daha düşük fiyattan satılabilir. O zaman o yüksek kurdan ithal etmiş olanlar da uymak zorunda kalabilir. Böyle şeyler de oluyor. O ürünlerde zamların bir kısmı geri alınabilir. Böyle şeyler olabilir. Eğer derdiniz, eğer zamlar geri alınmıyor, o yüzden dolar çıkacak diye bir beklentiniz varsa, yani böyle bir düşünceniz varsa, ya bu zamlar geri alınmıyor, bu zamları insanlar 8.5-9'a göre yaptılar. Şimdi dolar düşük kaldı, demek ki dolar tekrardan 8.5-9 olacak. Hayır, öyle bir beklenti, o mantık yanlış bir mantıktır. Zam yapıldı diye dolar çıkacak değil. Dolar çıktı diye zam yapılıyor. Dolar düştüğü zaman da zam geri alınmıyor. Bunun bu şekilde olduğunu, böyle de devam edeceğini anlamanız gerekiyor. Yani böyle bir beklentiniz olmasa, çok zam var, demek ki dolar artacak. Hayır, böyle bir şey yok yani. Neden artsın?
Biden geldi. Zaten Brett McGurk'ü de getirdiler tekrardan. İşte burada yeniden ortalığı karıştıracaklar, PKK'ya yardım edecekler vesaire, yardımı arttıracaklar. O biz de üzerine varırsak S-400 diyecekler, PKK diyecekler, bize yaptırım yapacaklar gibi bir beklentiniz varsa. Bakın, yaptırım yapmayı isteyen taraf zaten Pentagon'da, o da yaptırımını yaptı. Bu iş bitti, o defter kapandı artık. Yani bizimle uğraştılar bu adamlar. 4 yıl boyunca Obama gittikten sonra, Trump zamanında bir şey elde edemediler. Üstelik yani mevzi de kaybettiler. Bundan sonra da elde edemeyeceklerinin farkındalar. Yani o yüzden çok fazla yaptırım gelecek kısmına Amerika'dan bel bağlamayın. Avrupa Birliği'nden zaten bir şey olmasını beklemiyoruz. Olmadı da o şekilde devam etmesini bekliyorum olayların.